Selamünaleyküm bacım ya. Anlıyor sen beni? Duyuyorsun. Nasıl ya? Ya benim babamı aramam lazım da. Babam dedi... Telefon yok mu? Ya valla bizim... Ben şeyden geldim. Mardin'den geldim buraya. Bizim böyle küçük tuşlu telefon vardı. Telefon melefon anten menton yok ama. Telefon diyorlar ama telle alakası yok. Şuraya bir seri vereyim de. Beyaz. Yok götüm beyaz. Şimdi leke olmasın. Anam çok kızar. Babamı arasam 2 dakika. Şivemi de düzeltiyorum İstanbul'a geldim diye. Otogarda bindim. Oh dedim falan. İlk defa geliyorum da. Bir dakika numara vardı burada da. Kaç yaşındasın? Ben 21. Numarayı ezberlemek için geç değil mi biraz? Yok. Şu numarayı yazarsan. Vallahi babam öldürecek beni ya. Vallahi çok özür dilerim ya. Çok sağ olasın. Dağılım git dedi. Brem dedi. Ben de Brem bizim orada çok kullanırlar. Dedim abi aynı memleketliyiz vermedi bana. Ula oğlum sen kimsin? Babamı ver babayı. Eren ben Eren. He. Baba bizim Passat yolda kaldı ya. Yok. Vallahi baba 2-0 çeker almışsın üstünde sunroofu var piyasa yapacaktım. Yapamadan geldim İstanbul'a otobüsle. Sen aldırırsın onu. Yok bir tane hanımefendiden aldım valla. Bacım sağ olsun çok yardımcı oldu hemen telefonunu verdi. Yok buranın insanları çok iyi. Baba Passat'ın anahtarı kapının arkasında ha. Çok sağ olasın bacım. Ne yapıyorsun bacım? Arkadaşım bekliyor. He. Nasıl arkadaş? Erkek arkadaş. Ciddi erkek arkadaş mı yoksa öyle süt kardeş falan mı? Bizim orada beşik kertmesi falan yaparlar arada. Var mı senin beşik yapma? Vallahi benim var de ben kaçtım oradan işte. Babamın haberi yoktu. Passat'ı da almıştım. Bizde Passat çoktur ha. Passat trafiği yaparız. Burada hep Passat gördüğünde içinde zaten bizim aşiretler vardır. Babamın 4 tane avratı var. 102 tane de kardeşiz. Yani yeğenler olarak. Bizim... Şaka falan mı yapıyorsunuz? Yok valla bizim aşiret bayağı geniş. Böyle melek gibi olmak için de bembeyaz giydim. Siyah giyince toz oluyormuş. Bayağı. Eyvallah. Bir ne oldu? Bir mutsuzsun burada. Yo değilim. İyisin değil mi? Nasılsın? İyiyim. Arkadaşım bekliyorum. Allah'a şükürler olsun Allah. Ben de seni gördüm. İyi oldum. Saçların hep öyle duruyor mu? Sarı sarı. Ha, ben orijinal sanmışım. Ben ne bileyim orada bizim orada boyayan yok. Doğuştan geliyor hep renkli saçlar olunca. Doğuştan manyak mısın? Ben ne bileyim bir tane kız görmüşüm. Bacım dedim senin saçın kırmızı mı? O dedi... Kırmızı saç yok ki. Öyle bir şey yok mu? Yok. Vallahi ben yok, ne bileyim. Ben bildiğim kadarıyla yok yani. Çakma ben İstanbul'a ilk kez gelmişim ne bileyim. İnternetten bakıyordum kızıl saçlı falan ama... Annem aradı az önce yani. Dedi oğlum sen ne yapıyorsun? Anne dedim ben kaçtım. Babam ne telefonu yoktu abi? Yok onu da başkasından aradım abisi. Buraya da numaraları yazdım. Böyle bakıyorum işte hani ezberle şey. Bence onları bir. Değil mi? Bir ezberle. Ama ben sana bir şey söylesem. Şimdi ne zaman gideceksin? İnşallah birazdan. Burada buranın kültür bura Kadıköy. Yani burada diyorlar ki böyle filtresiz miltresiz gençler gangsta mensta derler öyle laflar varmış. Onlar nerede takılıyor acaba? Ben burada ben de ya vallahi ben de yabancısıyım. Ev ikimiz de yabancıysak Türkçe kursuna buralara falan mı gideyim? Bir de şöyle bir heykel varmış. Bu heykel. Ah aha bizim orada inek, dana. Ben de bilmiyorum. Ben İstanbul'dayım bilmiyorum. Nerelisi? Eskişehir'deyim. Oo. Bacım ben giderim. Allah'a emanet. Vallahi İstanbul çok güzel. Vallahi bir de bir şey söyleyeceğim. Canınız acımadı mı? Yukarıda cennet var ya cennetten düşerken. Hoşça kal kardeşim. Ula oğlum sen kimsin? He baba. Tamam baba. Bacım bir müsaade var mı acaba? Baba bizim Passat mahallede ya. Yok baba vallahi anahtarı alıyorum baba. He kapının arkasında benim oda var ya. Kapıyı aç arkasında takılı anahtar. He kapının kolunda aynen. Tamam. Bacım vallahi şey yaptım ben. Oturdum ama böyle. Ya sorun değil. Ben telefonla konuşurken böyle biraz ne dediğimi bilmiyorum. Şivem de kayıp duruyor arada.
Bırak Kadıköy mü? Hem Passat'la geliyordum. Sunroof'lu Passat vardı da bizim. 2.0 TDI. Yolda kaldı. Otobüsle geldim de. Böyle bilgi vereyim dedim. Passat'ı duyanlar hep ooo yapıyordu. Kadıköy'de mi yapıyorlar? Vallahi bizim yörede yapıyorlardı da. Burada yapmadı kimse. Bir de telefon diye bir şey yapmışlar. Bizim orada tuşlu kullanıyorduk. Telemele diyorlar, tel yok. Yani geçen de Sülo'yu aradım. Sülo karşımda tarlada duruyor. Ama telefondaki kişi aradığınız kişiye ulaşılmıyor diyor. Orada yalan söyleyip de duruyor zaten. Bacım genelde nerelere gidilir burada? Nereye gezeyim ben? Ha, az önce de birileri sordu. Öyle boğaya gidin dedik. Ha vallahi bir tane çocuk var Kadıköy'de, hep şaka yapıyor millete. Kadıköy boğayı sorup duruyor da. Yok ben o değilim ben. Yani çok gelmediğim için şimdi İstanbul ağzı da ağzıma alıştı onu izleye izleye. Bak nasıl normale döndüm de. Burası bu teras diyor da gerçekten teras olduğu için mi, mekanın ismi teras olduğu için mi teras? Allah senin bacım niye baktın öyle? Ben kötü bir şey dediysem gideyim daha. Yok ya da. Vallahi dizlerim titrettim yani, bir şeyler oldu böyle. Öyle. Passat'tan etkilenmediniz mi abi? Yani etkilemek için mi konuşuyorsun onu? Yok babamla... Niye konuşuyorsun mesela şu an, onu anlamadım. Yani bizim bir tane İbo var. İbo dedi, Passat'ı söyle dedi, Passat'lı aşiret. Benim 102 tane yeğenim var. Babamın da 4 tane karısı var. İşte öyle aşiretiz de büyük. Dedi aşiretlerden çok etkileniyorlar. Bir de Passat duyunca 2.0 TDI. Bu yüzden mi geldin? Yok, yani onu anlamadım. Yok bacım ben. Yanlış anladın yani. Ben öyle sorayım dedim. Tam Passat ve akrabalarından bize ne o zaman? Yok. Siz aşiret misiniz? Yani ne alaka yani? Öyle bir alaka. Düşerken canınız acıdı mı hiç? Cennet. Bu da dahil mi? Yok. Yok, onu kendim söyleyesim geldi. Cennetten. Bunu da sözler.com'dan oradan aldım mı? Oldu o zaman. Ben gidiyorum. Bence de ya. Vallahi abacım kendinize iyi bakın. Burası çok soğuk. Üşütmeyin, hasta olursunuz.